arkadaşlar, sizi çok özledim ya. Sizi çok özledim. Aylardır video yapmıyorum. Video koymak için çalışıyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bana kızmayın lütfen. Kızmayın, kızmayın. Çünkü çocuklarınıza dinletebileceğiniz güzel bir kitabım var. Babaannem kime benziyor? Bir sayfası yırtık ama olsun. Şimdi gözlerinizi kapatın ve aklınızda canlandırın. Başlıyoruz. Ali resim yapmayı çok seviyordu. Resim defterine renk renk kuşlar, kelebekler, çiçekler ve çeşit çeşit hayvanlar çiziyordu. Çünkü hayvanları çok seviyordu. Babaannesi ona masal anlatırken hayvan taklitleri yapıyordu. Bakın. Babaannesi keçi gibi meğliyor, kedi gibi miyavlıyor, takma dişlerini takır dağıtarak çok üşümüş penguen taklidi yapıyor. Birlikte çok eğleniyorlardı. Ali babaannesini çok seviyordu. Duvardaki fotoğrafına bakarken aklına babaannesinin komik taklitleri geliyordu. Bir sabah Ali, "Dede, babaannem kime benziyor?" diye sordu. "Lan kulaklı bir tavşan mı? Tavşana mı benziyor? Babaannemin kulakları tavşan. Tavşanınki gibi uzun değil. Ama tavşanların çok sevdiği havuçlardan havuçlu pasta yapıyor. Havuçlu sizi çok severim. Bu arada bu sayfayı göstermeyi unuttum. Şu sayfayı okudum. Tavşanlar çok tatlı bir hayvanlar. Aa bak bu Mia. Yoksa kediye mi benziyor? Babaannenin kedi gibi uzun bıyıkları yok. Ama bütün kediler gibi o da süt içmeyi çok seviyor. Bakın çok tatlı kediler. Bizim kedimizin birkaç gün sonra yavruları olacak. Yavrulara bakıyorum. Yavrular nasıl davranır? Videosunu da bir gün çekmeyi planlıyorum. Umarım çekerim. Tamam. Sincaba mı benziyor? Sincaba benziyor mu? Babaannemin dişleriyle sincap gibi fındık kırıp yemiyor ama fındık ezmesini çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Fındık ezmesi sevenler yorum yapsın. Belki kurbağaya benziyor. Babaannem kurbağa gibi zıplayamasa da gençken çok güzel kurbağalama yüzerdi ama romatizmaları yüzünden artık yüzmek istemiyor. Siz de kurbağa gibi yüzmeyi biliyorsanız yorumlara yazın. Bakın iyi bunlar. Size kurbağa zıplaması yapayım ben. İşte böyle. Tamam, okumaya devam. Belki de koyuna benziyor. Babaannemin koyun gibi yünü yok ama koyunların yününü eğrerek yumak yapıp sana koş kaş kazak ve çorap örüyor. Tıpkı benimkiler gibi. Göstermeyi unuttum. O zaman kurda mı benziyor? Babaannemin dişleri kurdunki gibi sivri değil. Ama dişlerini fırçalamayı hiç unutmuyor. Bazen ben unutuyorum ama olsun. Ve şu dişim çıkacak. Sanki baykuşa daha çok benziyor. Babaannemin gözleri artık baykuş kadar iyi göremiyor. Bizim kedimiz görüyor ama ben yarı görüyorum. Geceleri erkenden uyuyor ama bir baykuş kadar bilge. Tıpkı benim büyük annem. O halde bülbüle mi benziyor? Hayır. Babaannemin bahçedeki bülbüller gibi ötüyor ama ötmüyor. Ama sabahları
kahvaltı hazırlarken çok güzel şarkı söylüyor. Bak bunu göstermeyi unuttum bu arada. Onu da göstereyim. Acaba keçiye mi benziyor? Babaannem keçi gibi tırmanamıyor ama keçilerin sütundan peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyor. Bu arada ben tırmanabiliyorum ailecek. Bir kere tırmanmıştı. Tilkiye mi benziyor? Babaannemin tilki gibi kocaman bir kuyruğu yok ama bir tilki kadar kurnaz ve çok akıllı. Ben de kurnazım. Bir parçası yırtıktı söyledim. Babaannem köpeğe mi? Ördeğe mi? Geyiğe mi? Ayıya mı? Maymuna mı? File mi benziyor? Babaannen tabii ki sana benziyor. O da senin gibi hayvanları çok seviyor. Ama en çok seni seviyor. Bakın. Aslında babaannesinin kime benzediğinin bir önemi yoktu. Ali bu soruları dedesine sadece oyun olsun diye sormuştu. Ali o sabah resim defterine babaannesinin, dedesinin ve küçük bir kuzunun resmini çizdi. Sanki küçük kuzu biraz Ali'ye benziyordu. Babaannemi ve dedemi çok seviyorum. Ali. Bitti. Arkadaşlar bu arada buradan öğretmenim Pelin'e ve bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Bu kitabı onlar ve diğer bütün takipçilerim için okudum. Like atmayı unutmayın. Kitabı beğendiyseniz yorumlara yazın. Bu arada kitabı da bulabilirsiniz yanlarda falan. Yeni kitap okuma videolarını istiyorsanız hemen yorumları gönderin. Abone olun ki bütün muhteşem yeni videolarımızdan haber alın. Bay bay, sizi çok özleyeceğim ve unutmayın, bildirimleri açın, like'lara basın ki bütün süper